Evet değerli arkadaşlar, bugün de kumtel set üstü camlı ocağın mutfak tüpüyle çalışacak şekilde kurulumunu yapacağız. Şimdi paketimizi açacağız. Görmüş olduğunuz bu ocak direkt doğalgaz hattına bağlanıp çalışacak şekilde gelmiş. Biz şimdi bunu LPG'ye çevireceğiz. Paket üzerindeki etikette de belirtilmiş, doğalgaz kurulumu ücretsiz. Biz LPG'li tüple kullanacağımız için servis çağırmıyoruz, kendimiz halledeceğiz. Paketi açtık, şimdi işimize başlayacağız. Bu iş için kullanacağımız malzemeler şöyle: düz tornavida, 7 milimetrelik lokma ucu. Bu önemli çünkü enjektörlerin sökümünü ve montajını bununla yapacağız. LPG enjektörü, bunu da tüp gaz malzemesi satan bütün bayilerde bulabilirsiniz. Ayarlı İngiliz anahtarı ve 25-28 anahtar. Dirsek hortum girişi ya da bunun düzü oluyor, düz hortum girişi. Onu da videonun içerisinde göreceksiniz zaten. Hortumunuzun çıkışı hangisine uygunsa onu takıp kullanmanız gerekiyor. Bir miktar da teflon kullanacağız. Dönüşüme enjektörleri değiştirerek başlayacağız. İlk önce büyük gözü söküp takacağız. Bu enjektörü söktüğümüz zaman buraya yeni almış olduğumuz paketteki en büyük numaralı enjektörü monte edeceğiz. Doğalgaz enjektörlerini söküp LPG enjektörlerini monte işlemine başlıyoruz. Bunun için az önce de dediğim gibi 7 milimetrelik lokma ucunun arkasına tornavidamızı taktık. Bunu enjektörlerin kafasına yerleştirip sökme yönünde kuvvetimizi kullanarak söküyoruz. Enjektör paketindeki 90 numaralı enjektörü büyük göze, 55 numaralı enjektörü küçük göze, kalan 70 numaralı enjektörü de diğer kalan iki göze monte edeceğiz. Küçük gözün enjektörünü yerine tutturmak için enjektörün tepesine naylon koyarak lokma ucuna sıkıştırıp montaj yerine öyle tutturuyoruz. Daha sonra naylonunu alıp sıkıyoruz. Parmaklarımızın sığmadığı yerleri bu şekilde yapıyoruz. Enjektör montajını bitirdik. Şimdi diğer gözlerimizi tekrar kontrol ediyoruz.
Bu çıkan enjektörleri tekrar saklıyoruz arkadaşlar. Tekrar doğalgaza çevirmek için bu enjektörler kullanılacak. Hortum girişlerini bağlamak için şimdi ocağımızı ters çeviriyoruz. Şimdi hortum girişini bağlayacağımız bu rekora birazcık teflon saracağız ki ileriki zamanlarda esnemelerden, hareketten dolayı gevşeme yapmasın diye. Teflonun gaz kaşağı ile alakası yok. Bunu 3-4 tur saracağız. Hortum girişiyle rekoru sağlam bir şekilde tutması için. Hortum girişinin içine mutlaka sızdırmazlık contamızı koymayı ihmal etmiyoruz. Koyduktan sonra rekorla bağlıyoruz. Videonun başında da dediğim gibi bu bağladığımız hortum girişinin düzü ve dirseklisi var. Şimdi dirseklisini bağlayıp gösteriyorum. Siz hortumunuza en uygun olan hangisi ise onu bağlayıp kullanmanız gerekiyor. Bizim bu kurduğumuz ocağın pozisyonuna göre bizimkine düz hortum girişi olacak. Şimdi bunu söküp düz hortum girişini bağlayacağız. Az önceki teflon yıprandığı için şimdi iki tur daha teflon sarıp düz hortum girişini monte edeceğiz. Hortum girişinin sıkışmasına yakın fazla güç harcamayacağız. Çünkü bunlar alüminyum olduğu için aşırı güç kullandığımız zaman dağılma yapıyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet, hortum girişini bağladık. Şimdi kelepçemizi aldık. Hortum girişine hortumumuzu monte edeceğiz. Hortum girişini gaz kaçırmayacak sıkı bir şekilde bağladık. Bağladıktan sonra tüpümüzün vanasını açtık ve şimdi bol köpüklü süngerle kaçak kontrolü yapacağız. Gördüğünüz gibi herhangi bir kabarcık yok. Tesisatımız sağlam ve güzel olmuş. Şimdi ocağımızın başlıklarını takıp denemesini yapacağız. Görmüş olduğunuz bu ocağı doğalgaz ayarıyla kullanabilir miyiz? Kullanabiliriz istersek ama alevini çok veriyor. Çünkü doğalgaz enjektörlerinin delikleri büyük. Bundan dolayı gaz oranı hava oranından fazla olduğu için hem is yapıyor hem de gazınızın çabuk bitmesine sebep oluyor. Eğer LPG enjektörü bulamadıysanız sadece arka hortum girişini bağlayarak zaruriyet halinde geçici bir süre kullanabilirsiniz.
Evet, ocağın gözlerini taktık, elektriğini verdik ve şimdi denememizi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi ocağımız sıkıntısız bir şekilde yandı. Evet değerli arkadaşlar, beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sizlere de yapacağınız çalışmalarda kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayınız lütfen.